Çok değerli Haziran, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bünyespor her zamanki gibi ilk kongresinde hiçbir zaman çoğunluğu sağlayamıyor. Bugün de Haziran cetvelerine yeterli imzalar atılmadığı için bir hafta sonra yine çarşamba günü saat 17.30'da aynı yerde kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz. İkinci kongrede bir sayı aranmayacak ve bugün inşallah Bünyespor'un yararı için burada toplanıp en güzel kararı sizler vereceksiniz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelip zaman ayırdığınız için. Ama Koca Ümiye'nin takımına sahip çıkması lazım. Arkadaşlar, Aralık ayında Bünyespor kimsesiz kaldı. Herkes kulübü terk etti. Futbolcular da bunun içerisinde. Ama müsabakaların başlamasına 3 gün kala Ünye'de 8 arkadaşımla beraber biz kanlı gömleği giyerek elimizi taşın altına koyarak bu takıma sahip çıktık. Bizler nereye kadar çıkabiliriz? Biz hep beraber kenetlenmeliyiz ki taraftar olarak yani mülkanın olarak herkesin bu işe el atması lazım ki Bünyespor layık olduğu yerlerde bulunsun. Arkadaşlar Bal Ligi'nde Amasya Spor, Sinop Spor, Sungurlu, Turha Spor küme düştü. Şimdi diyorlar ki siz başarılısınız. Arkadaşlar başarı şampiyonluktur. Başarı buralar değildir. Biz sadece ölüyü diriltmeye çalıştık. Ama çok şükür ki birçoğunuzun haberi yok ama biz 8 tane, ben de beraber 8 tane yönetim kurulu arkadaşımızla, başta Orhan hocamız, Çağlar hocamız, yine Mehmet Dönmez, Cihan hocamız gecemizi gündüzümüze kattık. Öyle şeyler yaşadık ki zaman geldi birbirimize girdik, tartıştık. Para yok, pul yok, malzeme yok. Takım sıfır. Futbolcu gitmiş. Yani günlerden çarşamba cumartesi sahaya çıkacağız. Altın ordulu oynayacağız. Kim elini taşın altına koyar arkadaşlar? Ama bu bir üç kişinin, 3-5 kişinin mücadelesiyle olmuyor. Bizler de bir yer kadar. Biz de sağlığımızda oluyoruz. Bakın saçlarımız bembeyaz oldu. Yani şurada 60 tane üyeyi toplayamıyoruz. Lütfen herkes yanındaki bir kişiye bunu anlatırsa yarın burada belki 100 kişi olur. Bünyespor için mücadele ediyoruz. Ya 19 yıldan beri Pasta Spor profesyonel lige çıkamıyor. Geçen yıl çıktı. Üçüncü ligde kaldı. Görüyorsunuz yine sahipsiz. Neden ama? Borçtan dolayı. Arkadaşlar biz 108 lira borçla teslim aldık. Bu kadar klasör ortamında 108 lira borçtan teslim aldık. Benle beraber çalışan hocalarım dedi ki biz Ünye'nin hocalarıyız. Para olduğu zaman hep dışarıdan hocalar geliyor. Biz sizlerle beraber oluruz. Orhan hocam başımızda ben size abilik yaparım, hocalık yaparım. Bu işe sahip çıkalım diye biz bu işe girdik. Ama çok şükür ki alnımızın akıyla takımı ligde bıraktık arkadaşlar. Taraftar şampiyonluk istedi. 2 puana kadar da indi. Ha olamaz mıydı? Ya ben kahramanlık yapardım. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber kahramanlık yapardık. 3 liraya aldığımız futbolcu 30 alırdık. Ya ilk bölümden 150 bin liraya futbolcu vardı. Ya Mehmet hocam burada. Bizim aldığımız 3-4 tane futbolcu 10 bin lira, diğer 3 bin lira. 5 bin lira. Ve 6 bin lira futbolcumuz yok. Onlarla mücadele ettik. Ha isteyelim ki hep Ünye'li sporcularla mücadele edelim. Biz Bal Ligi'nde bunu da yaptık. Ama bakın altyapıya da iyileniyoruz. Ya söylenecek çok şey var. Ben burada fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Hani kongre kapandı diye de burada herkesi uğurlamak istemedim. Bazı şeyleri paylaşmak istedim. Ya takımla uğraşırken ya ben mahkemelerde uğraştım. Ben Fas'a gittim mahkemeye, adliyeye gittim mahkemeye. Ben hayatımda mahkeme görmedim.
Ama ün yemek memli yiyen insanlar bizim hakimeye veriyor. Ben kimseye hesap sorun demiyorum. Ama ünye sporcunun herkes federalık yapıyorsa herkes de yapacak. Şimdi bakın. Bahar Turizm. Bahar Market. Ben onların yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. 14.700 lira oraya borcumuz var. Bizim borcumuz yok arkadaşlar. Bizim yönetimin hiç borcu yok. 108 lira borçlu aldığım yönetimi söylüyorum. 14.700 lira borcun 5 lirasını ödüyoruz. Ercan Bey'le beraber gittik oraya. 5.000 lira ödeyip gerisini çizdirdik. Bağış kestirip sildirdik. 20.000 lira Kamçı'ya İstanbul'da. Faketur, belki Antalya'da arkadaş. Bayram günü arkadaşla görüştüm. Geldi buraya hesabına 5.000 lira yatırdık. 15.000 lirayı sildi. Cel Petrol 6.700 liranın 2.000 lirasını ödedik. 4.700 lirayı sildirdik. Hakan Medikal, yine İstanbul'dan bir arkadaşımız. Malzeme vermiş üyesi. 10.000 lira şeyi var, alacağı var adam. Kardeşim dedim 2.000 lira. Ben 2.000 lira fazla para veririm. Hesapta para yok. Buyurun hesap bir tane vurdum. 2.000 lirayı verdik. 8.000 lirayı sildirdik. Ve takım şu anda borçsuz. İki tane kalemi bulamadık. 2.400 lira civarında bir borç var ama federasyonuna gelecek 20.000 lira paramız var. Şu anda altyapı hocalarımız devam ediyor. Altyapı takımı devam ediyor. Onların ödemesini yaptıktan sonra biz kasada parayla bırakıyoruz. Biz borçlu bırakmıyoruz. Onun için herkesin bu işe sahip çıkmasını istiyoruz. Ha bizden sonra alacak yönetim de borçlu bırakırsa lütfen hesabını kitabını iyi yapsın. Ben aday değilim. Biz Ünye Spor'un yönetim kurulu arkadaşları beraber toplandık. Bir kongre kararı aldık. Neden aldık? Biz Ocak ayında, Ocak'ın 23'ünde bu takımı teslim aldığımızda kulübün borçlarını ödeyeceğiz. Takımı ligde bırakacağız. Altının üzerinde bırakacağız. Aslında açıklamada bunlara da yer verildi. Kayıtlar duruyor. Haziran ayında da biz kongre kararı alırız demiştik. Biz sözümüzü tuttuk. Şimdi sıra üyelerde. Üyeler bu takımı şanslandırması lazım, sahip çıkması lazım. Bakın grubumuzda arkadaşlar takım kalmadı. Rakibimiz bir tek çarşamba olacak. Öyle düşünüyorum. Yani Ünye Spor'un bence bu sene rakibi yok. İyi bir planlamayla ve çok paralara da ihtiyaç yok. Yani yabancı kuralık arttı. Öyle 100 liralar, 80 liralar burada dönmez. Onun için biraz daha tabii ki biliyoruz ekonomik sıkıntılar var ama burada birçok iş adamımız var. İnsanların 50.000 lira isteyeceğimize 3 lira 5 lira isteyip 20 tane adam bulsak, 30 tane adam bulsak bu işi ünye çevirebilir. Ama güvenilir insanlarla, güvenilir bir yönetimle olması taraftarıyız. Ve bunun böyle olması lazım. Olmadığı zaman görüyorsunuz bütün takımlar borç batağında. Arkadaşlar, şimdi burada bir kongre gerçekleşmedi. Ben size kulübün yapısını anlattım. Yani açık açık anlattım. Kulübün borcu yok. Şu anda kulübün borcu yok. Şu anda bu 11, 12, 13 takımlarımız mücadele ediyor. Maçları devam ediyor. Orada da çalışan Arif Hocam, Hakan Hocam'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ben onlara 2 maaş verebildim. 2 maaş borcum var. Para geldiği zaman onlara da parasını vereceğim. Burada sistem uzmanı bunu söylemek istiyorum. Ben kulübü aldığımda ben Hakan Hocam'ın cebinden köfte parası verdiğini biliyorum. Onlar böyle fedakarlık yapıp takımlarını maçlara götürdüler. Biliyorum. Ama bazı şeyi topladıktan sonra onların da hakkını verdik. Ama altyapıya eğilemiyoruz. Yani altyapıdan futbol çıkaramıyoruz artık. Atatürk Parkı'nda çalışarak bunlar olmaz. Yani bunlar defalarca konuşuluyor. İşte amatör spor kulüplerinde arkadaşlar yaşayan toplam hep kağıt üzerinde yazılı şekilde kalıyor. Onun için ya herkesin bir köşelerde dedikodu değil de takım için faydalı şeyler konuşmasını istiyorum. Bunu sizden rica ediyorum. Bugün bir antrenörümüz bize çalışıyordur, yarın başka bir antrenör olabilir. Herkes o arkadaşına destek vermesi lazım. Ben buradan başta kaymakamımıza, bizim her zaman yanımızda olan belediye başkanımıza, Yavuz Selim Kıran beyefendiye, yönetim kurulu arkadaşlarıma, Orhan hocama, Çağlar hocama, Mehmet Ömez hocama, Cihan hocama, Bünyamin hocama, Halil oradan bana el sallıyor da dediğimi de unutuyorum. Halil de çok emeğimizi çekti.
Ben Trabzon'a su yolu yapmıştım. Lise açıklarken Halil de birçok kez bize yardımcı olup lisansa koşturdu. Yanımızda olan herkese, ismini unuttum, Ümit Hocam, herkese buradan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum kendime. Herkese saygılar sunuyorum. Haftaya burada kongremizde buluşmak üzere esenlikler diliyorum. Ben, arkadaşlar çok üzül diliyorum. Orhan Hocam, sizin bir söylemek istediğiniz yok, varsa ben yok. Bir abi, bir hoca olarak sizlerin yok, de bir şeyler paylaşmasını istiyorum. Yok, gerek yok. Haftaya. Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Alo, evet, kongre ertelendi.